Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle sakarca bitkisinin faydalarını araştırırken zararları ile ilgili ilginç bulgulara rastladım. Bu sebzeyi yıllardır tüketen biri olarak etkilendiğimi söyleyebilirim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve uyarılara dikkate alınız. Sakarca Kasım ayından Temmuz ayına kadar genellikle fındık bahçelerinde, yol kenarlarında, çayırlık alanlarda, özellikle Karadeniz'de doğal olarak yetişmektedir. Nisan-Temmuz arasında çiçeklenir. Deniz seviyesine göre 1 ila 2150 metre yükseklikte arasında yetişebilir. Araştırmamı 3'e ayırdım. Türkçe internet kaynaklarından yaptığım araştırmada ilk olarak genellikle aynı faydalarından bahsedildiğini gördüm. Bunlar kısaca bağışıklık sistemini güçlendirir, böbreklere iyi gelir ve dinç hissettirir. Soğan kısmı taze veya pişmiş olarak çıban ve sivilcelerin üzerine sarılmak suretiyle vücuttaki sivilceleri ve çıbanları olgunlaştırmada kullanılmaktadır. Ayrıca yenildiğinde kusturucu, idrar artırıcı ve kalbin kasılmasını güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Depresyon, ülser, kanser gibi ciddi hastalıklar için bu bitki kullanılır. Zihinsel sıkıntı ve ciddi fiziksel hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Yan etkileri olarak taze olarak fazla oranda yenildiğinde zehirlenmelere yol açabilir. Bu yüzden pişirilmeden yenilmesi tehlikeli olabilir. İkinci olarak yabancı internet sitelerinden yaptığım araştırma sonuçları. Bitkinin özü sakinleştirici olarak sinir krizi, depresyon veya üzüntüsü olan kişilerde intihar davranışı ve bağırsak rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Halk hekimliğinde kalp fonksiyonunu iyileştirmek ve özellikle bacak şişmesine karşı akciğer ödemi ve sıvı tutulmasını tedavi etmek için kullanılmaktadır. Yine özler, bitki uzmanları tarafından korku, intihar depresyonu veya kederin yanı sıra ülser, gaz ve kanser gibi ciddi hastalıkların tedavisi için kullanılır. Zihinsel sıkıntıları ve ciddi fiziksel hastalıkları tedavi etmedeki etkinliği şüphelidir. Zehirli olduğu için artık yavaş yavaş yan etkilerine geçiyorum. Zehirli olduğu için bitki vahşi hayvanlar tarafından pek aranmaz ve bitkinin tüm kısımları insanlar ve çiftlik hayvanları için zehirli olarak kabul edilmelidir. Bununla birlikte soğanlar ya iyi pişirilirse ya da kurutulur ve toz haline getirilirse yenilebilir. Bazen çiğ yenilebilir. Ancak olası tehlikeleri vardır bunun. Stephen Facciola'nın Yenilebilir Bitkilerin Bir Kaynak Kitabı adlı eserine göre çiçekler pişmiş ekmek ve hamur işlerinde bir bileşen olarak kullanılmış. Yine bazı uyarılar var yabancı sitelerden edindiğim. Bitki ile cilt teması hassas kişilerde dermatite neden olabilir. Bitki alkaloidlerden oluşur ve zehirlidir. Bitki otlayan hayvanlar için zehirlidir. Bitkinin mide bulantısına, kusmaya, mide ve bağırsak tahrişine, yanmaya, göz bebeklerine genişlemeye, titremelere, nöbetlere, nefes darlığına, dudakların, dilin, boğazın şişmesine ve anormal kalp atış hızına neden olabileceği ifade edilmekte. Son olarak bilimsel çalışmalardan yapmış olduğum araştırma neticesinde şu bilgilere sahip oldum. 2015 yılında yapılan bir çalışmada sakarca otunun antimikrobik, antioksidan ve serbest radikal süpürücü aktiviteye sahip olduğu bildirilmiş. Aynı zamanda genelde pişirilerek tüketilen yenebilir bu bitki türünün insan sağlığına toksik etkileri bulunabilecek arsenik, kadmiyum, cıva ve kurşun gibi ağır metalleri de içerdiği görülmektedir. Toksik elementler günlük tolere edilebilir değerlerin altında olmasına karşın ihtiyaç düzeylerinin üzerinde alınması halinde toksik etkide bulunabilecekleri unutulmamalıdır. Yani şifayla zehir arasındaki fark tamamen dozajla alakalı, ne kadar yediğimizle alakalı. Çok fazla su içersek de zehirliyor. Yaklaşık 4 litre olduğu söyleniyor. Yani aynı anda. Sonuçta yabani bitkilerden devamlı ve
doğru şekilde faydalanabilmek için yabani bitkileri toplayanlar mutlaka bilinçlendirilmeli. Yabani bitkiler çevre kirliliğinden etkilenmeyen sahalardan toplanmalı. Kullanılmadan önce de çok iyi temizlenip, ayıklanıp yıkanmalı. Eğer toplanıldığı yer konusunda şüphe var ise çiğ tüketim yerine pişmiş olarak tüketimi tercih edilmelidir.